Arkadaşlar merhabalar kanalımızda iki tane öğrenci grubu oluyor genel olarak bunlardan bir tanesi e, yüksekte sayıda hakikaten hedefi yüksek olan artık dereceye yakın çok böyle iyi netlere gelmiş ama onun da kendisine göre bazı dertleri olan olan öğrenci grubumuz İkincisi de 15'te 30 arasında olan hani çalışmadığı zaman netleri düşen çalıştığı zaman da iyi bir yere gelme ümidi olan arkadaşlarımız o yüzden bugün videoyu ikiye böleceğim. Çünkü birisine söylediğim diğerine hitap etmiyor. Diğerine söylediğim öbürüne hitap etmiyor. O yüzden siz filtreden kendinize uygun kısma bakabilirsiniz artık. Çünkü spesifik yerlerdeyiz. Ee, önemli yerlerdeyiz. Ee, özel çalışmaların yapılması gerektiği yerdeyiz. Birine yaptığınız çalışma diğerine uymayabiliyor. O yüzden aynı videoda iki işi de halletmiş olalım. Çünkü birinize söylediğimiz şeylerin diğerine hitap etmediği noktalardayız arkadaşlar. Evet birincisi... Hocam benim netlerim iyi zaten ama sonuçta ben çok yüksek hedefli, hedeflediğim için bir anda kendimi ilk 50'de de görebilirim. Diğer taraftan Allah korusun atıyorum 2000. de olabilirim endişesi olan öğrencilerimiz oluyor. Başlangıç olarak şu konuda içiniz rahat eder mi bilmiyorum ama ben e, çok fazla böyle öğrenciyle çalıştığım için arkadaşlar içiniz lütfen rahat olsun. Bak buraya kadar getirmişsiniz işi. Rahat, et, rahat eder misiniz bilmiyorum. Endişenizi falan anlıyorum, kaygılanmanız arada ama e, bu çalışma becerisine sahip olmanız, disiplinli olmanız, üzerinize düşeni yap yapıyor olmanız büyük bir yatırım aslında. Bu arkadaşlar emin olun size bu yıl olmasa öbür yıl, öbür yıl olmasa diğer yıl ciddi katkı sağlayacak. Çünkü bizim elde etmek istediğimiz şey bu zaten. E, çaba önemli arkadaşlar, çalışma. Eğer bir şeyler elde etmek istiyorsanız, başarı istiyorsanız çabanın olmama ihtimali yok. Çok dandik olan şeylerde bile biliyorsunuz bir şeyle alakalı adamın kadının gayretli olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli bir detay bizim için ve buna sahip olmamız evet takdir edilesi ve tebrik edilesi. Yalnız tabii ki bu yüze etmiyor yani takdirler, tebrikler, övgüler benim ilk yüze girmeme sağlamıyor. Benim için burada detaylar önemli. O yüzden algıda seçiciliğiniz iyi olduğu için siz nokta atış bir sürü yerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden... E, ee, örnek veriyorum. Biyoloji kitabı, map kitabı. Hızlı bir tarama yapma imkanınız varsın. Çünkü zaten artık detaylara ihtiyacınız var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yani ÖSYM'nin direkt evet belli. Bu seneki açıklamalardan dolayı değil. Yıllardır ÖSYM map kitabına biraz daha sadık kalıyor. Çünkü malum hani bilimsel hata olmaması lazım. Biraz da orayı referans alması lazım ki sıkıntı olmasın. Şekiller bile bazen birebir benzeyebiliyor. Oradaki metinlerin güzelce direkt kullanıldığını görüyoruz. O zaman bu bize full yapma anlamında güzel bir katkı sağlayabiliyor. Yine fizik kimyada da böyle ama biyolojide daha yüksek olduğunu görüyorum. e Fizik genel olarak öğrencilerin zorlandığı bir branş. O zaman siz burada e, öne geçmek adına hamleler yapabilirsiniz. Çünkü evet çoğunuzun artık matematiği neredeyse full veya full'e yakın. Orada da ne devreye giriyor? Permütasyon, kombinasyon, olasılık devreye giriyor. Kanalda ben bununla alakalı çok ciddi acayip çalışmalar yaptığım için içim rahat. Eyüp B, PKO yazsanız bile orada çalışmaların hepsini göreceksiniz. E, algılamanızda da problem olmadığı için benim size katacağım bir yorum size resmen 10 yorumluk beceri kazandırıyor bu e, kapasiteniz sayesinde. O yüzden de bunu değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Bunlar böyle ufak detaylar yani hani TYT'de hızlı olmak. Sosyali hızlı bir şekilde yapmak çok önemli tabii ki. O zaman da nereye geliyoruz? Sosyal. Arkadaşlar dereceyi biraz belirleyen faktörler artık bence sizin gibi öğrenciler için sosyal ve fen oluyor. Bu klişedir ama bu klişeleri de riayet etmek lazım. Başarının e, biliyorsunuz çok başarılı olan insanların sadece şanslı, yetenekli, zeki olmadığını görüyoruz. O zekalarını ve yeteneklerini ve becerilerini ve şanslarını doğru yerde, doğru anda kullandıklarını görüyoruz, çabaladıklarını görüyoruz. O yüzden bizim bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü öbür türlü ya ben işte zaten yapıyorum hocam. Belli şeylere de gerek yok. Buralar öyle yerler değil. Sen bana ilk yüz diyor musun? O zaman ilk yüz diyorsan tabii ki disiplinli olacaksın. Ve bundan biz vazgeçemeyiz. Biz arkadaşlar buna çok dikkat ediyoruz bakın. İstisnai örnekler oluyor. Benim muhatap olduğum bazı öğrenciler var. Acayip zekaya sahipler. E, hayatımda gördüğüm birkaç tane öğrencimiz oldu. Matematik zekalarına hayran olmak olmamak mümkün değil. Çok istisnai yetenekleri olduğunu görüyorum. Ama biz orada arkadaşlar disiplini hafif elden bıraktığımız zaman ipin ucunun kaçtığını görüyoruz. Çünkü bu artık hani kodları YKS'nin belli ya. Belli bir oranda evet hani ortalama zeka yeterlidir. Ama sonrasında disiplin ve çaba çok önemli oluyor. Kuralına göre oynamak çok önemli oluyor. Biz onlara riayet etmek zorundayız. Siz bu dakikadan sonra arkadaşlar beslenmenize, uykunuza da dikkat etmek zorundasınız. Çünkü bizim için önemli. Sağlıklı bir zihne ihtiyacımız var arkadaşlar. iyi bir derece yapmak için. Bu yüzden de endişelerinizi bazen anlıyorum. Çünkü rakipleriniz evet çok iyi. Ama burada şunu hep gördüm bak. Ee, bazen istisnalar oluyor ama kendi üzerinize düşeni yapıp, hocam ben valla bu zamana kadar yapmam gereken bütün teknik detaylara da dikkat ederek çalıştım. Sosyali asla ihmal etmedim. Neredeyse birçok yere ezberledim. Çünkü ben orada artı 0.25, artı 0.50'ler belirleyecek benim ilk 50'ye girmemi, ilk 10'a girmemi. Tabii ki ben buna dikkat edeceğim ya. Ne demek ben belli yerlere atlayacağım? O yüzden potansiyel ilk 100 adayıysanız, ilk 1000 adayıysanız, bunlara dikkat etmeme ihtimaliniz yok. Ee, artık hani PYT netlerim 110 civarında AYT'de de ben 75 üzerine çıktım diyorsam orada arkadaşlar ben derece adayı oluyorum. Derece adayı olduğum için de tırmalarım yani ne öğreneceğim diye. Bu yüzden fiziğe düzgünce asılmak ve detaylara hakim olmak. Boğucu detaylar değil tabii ki. de şu şansınız var. Fen genel olarak standardı belli oldu ne olur bilemeyiz bu sene ama genel olarak hani istatistiksel olarak bakarsak standardı belli. Burada senin üzerine düşeni yapman yeterli oluyor. Sosyalde ama fazlası gerekli. Sosyalde ezberde soruluyor, yorumda soruluyor. Metinden çıkarman gereken anlamlar oluyor. Bu sefer sen bazen fazla detaycı düşünüyorsun. Sınavın üstünde yorum yapmaya kalkınca soru patlayabiliyor. 120'de 120 yapan son yıllarda hiç yok. Bak bu bir dezavantaj gibi görünüyor ama ciddi avantaj. Şu güvenimiz var. Kimse 120'de 120 yapamadı değil mi? Hatta 2004'ten beri sınavı fullleyen yok bak o kadar fazla. Dolayısıyla bu ciddi avantajdır. O zaman hata yapma lüksün var. Hata yapma lüksün olduğu gibi az hata yapan öne geçmiş oluyor. Türkçe adına bir şey söyleyemem arkadaşlar. Ee, ama şey onu bile söyleyebilirim. Dilerseniz ALES sorularına ve KPSS sorularına da bulup Türkçeden bakarsanız iyi olur tamam mı? Çünkü Türkçede ÖSYM dili önemli. Bak biz derece yaptığımız bazı yaptığımız deyince de sanki üzerimize alınıyormuş gibi yani yanlış anlamayın işte. Derece yapan öğrencilerle çalışırken artık o kadar hemdem oluyoruz ki birlikte yapmışız gibi oluyor. E, derece yapan öğrencilerle çalışırken arkadaşlar e, çoğu zaman netlerle öğrencilerin sınavlarda full gelmiyordu ama fulllediler sınavda. Böyle öğrenciler çok çok oldu. O yüzden hani ÖSYM sınavından e, yararlanmak burada çok önemli oluyor. Eğer bakmadıysanız, çözmediyseniz net ALES ve KPSS'lere bakın. DGS'lere bile bakılabilir. Biraz daha rahat oluyor ama maksat hani ÖSYM diliyle bazen yayınların dili %100 örtüşmeyebiliyor. Bizim orada referansımız tabii ki ÖSYM olacağı için. Bu da dil açısından çok katkı sağlıyor. Ve bunların bizi başarıya götüreceğini dikkat ediyorum ama ufak detaylar dediğim gibi beslenme, uyuma. Lütfen bunları ihmal etmeyin. Bir de arkadaşlar Mesela ben dün bir soru sordum. Ee, orada belki herkes yorum yapmıyor ama bazı öğrencilerde hatalı yorumlar gördüm. Detaylar önemli arkadaşlar. ÖSYM'e güzel detayları güzel kaliteli bir şekilde sorduğu için zorlayıcı bir sınav olursa zaten çok ihtiyaç. Zorlayıcı sormazsa da benim hızlı olmam lazım. Ki. Yani bir kez daha bazı yerleri kontrol edeyim. Mesela bir türevlilik sorusu sordum dün üçüncü öncül özellikle de söyleyeyim. Ee, öğrencilerimizin Yorum yapan, o, önceyle yorum yapan öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının türevlilikten değil soruyu farkında olmadan limitlilikten çözdüğünü gördüm. Yani o ifade etiş biçiminden belli oluyor. Çünkü orada mesela mutlak değer sağlamıyor aslında. Mutlağın bileşkesini alınca yine orada o noktada türevsiz olduğunu görüyorsun. Ama koydum çıktı verdim türevli oldu demiş. İşte bak bu detaylar da bizim için önemli. O yüzden e, burada artık sizin böyle kaliteli denemelerin e, yapamadığınıza veya işte dikkatinizi çeken maksimum her sınavda biliyorsunuz 2-3 soru oluyor değil mi? Onları bir tekrardan gözden geçirmek önemli olabilir. Bunu öğretmenden dinlemek iyi olabilir. Benim bildiğim kadarıyla şu an 3-4-5'i de orijinali de bilgi sarmalı bilmiyorum. Şimdi çözümlerini izlemedim ama şimdi çok da sayamadım ha. Ya geri olarak sanki yayınların denemelerini iyi hocalar ve iyi yorumlayarak çözüyorlar diye e, düşünüyorum. Hani en azından Orjinal ve 3, 4, 5'te onu hatırlıyorum. E, 3'te de ben elimden gelenin fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani 3 tane yayın saydım bak size. Bu yayınların e, denemelerinde arkadaşlar öğrenebileceğiniz, daha doğrusu öğreneceğiniz demeyeyim ama kendinize katkı sunacağınız çok ciddi, güzel, kaliteli sorular var. Ben bazı öğrencilerden biliyorum 200, 300, işte 500 ya da 100. olmuş. Bu abartı gelebilir, bunu yapın diye bir öneri sunmuyorum ama bazı öğrenciler kafaya takıp bütün videoyu Nasıl olsa çözüyor ya neredeyse fullüyor. Hocam bir de ben sizden dinliyorum atıyorum 3 d AYT simülasyonu. Ben sizin bakış açınızı da orada görmek adına e, çoğu soruyu hatta 40 soruya da bakan olabiliyordu. Bunu diğer şeyleri yayınlar için de yapabilirsiniz. Hem kafanıza takılanı sorma ihtimali doğuyor. Çünkü bazen oluyor o an ağzımızdan yanlış bir cümle çıkıyor, hemen düzeltme şansı oluyor. Diğer taraftan da senin e, algılama kapasitenin sayesinde benim sana anlattığım bir şeyi sen 10 katına çıkarabiliyorsun. Bu sana ciddi katkısı sunuyor. Yani boynuz kulağa geçiyor. Bunları değerlendirmenizin önemli olduğunu, yaptığınız şeyleri devam edip artık hani o detayları da iyi halletmeniz gerektiğini düşünüyorum. Endişeli olma konusunda da endişeli olmayın deyince endişeniz azalmıyor. Tamam buna bir şey diyemem açık söylemek gerekirse. Ama arkadaşlar şunda rahat olmanız lazım. Çabaladık, elimizden gelenin fazlasını ortaya koyduk. Ee, ufak detaylar belirleyecek evet ve bunun için çok fazla süremiz var yani bunu 3 gün kala konuşmuyoruz bak bu mevzuyu 1 bir ay 1.5 bir şey bir buçuk diyorum yaklaşık 1 aylık bir mevzuda konuşuyoruz sadece kendimize yenilmeyelim olur mu yani bazen şöyle kendinizi kontrol edin ya üf, dediğiniz an bak sıkıntılı derece öğrencisi böyle dememeli ya üf, işte ya bu da ya falan bak bunlar bizi sıkıntıya sokuyor onu söyleyeyim çünkü burada disiplinli olmak önemli. Ee, bazen benliği de bir kenara bırakmak önemli olabiliyor. Çünkü o dönemdeyiz. Normalde her birinizin ayrı ayrı benliğine saygı duyuyorum. Ama YKS öyle değil ya. O zaman onu bir kenara bırakmak gerekiyor. Yani düşünsene yarıştasın. Gerçekten evet yarıştayız. Kabul etmek gerekiyor. Ya orada özgüvenli olmak iyidir. Ama F püf falan yapmak iyi değil. Buralarda kendini kontrol edip ciddiyet bence son bir ay gerekli. Buralar artık arkadaşlar şakanın kaldırmadığı yerlerdir. O yüzden bunun önemli olduğunu hep gördüm. Ve bunun katkı sağladığını ciddi anlamda gördüm. Gün bittiği zaman da gününüzü şöyle bir analiz edip ertesi gün ona göre hareket etmek önemlidir. Sakın kaliteli denemelerden vazgeçmeyin. Evet siz atıyorum belki iki soruyla da on soruluk iş halledebiliyorsunuz ama bunu bilemem. Ben şöyle öğrenciler gördüm. Bazı öğrencilerimiz Ortalama zekaya sahip ilk yüze girdi. Bazı öğrencilerimiz de aşırı zeki, e, kapasitesi çok yüksek. Onlar da ilk yüze girdi. Sadece bir soru bankasıyla derece yapan öğrencim olduğu gibi 10 tane, 11. sınıfta 10 tane 11. sınıf kitabı tarayarak 12. sınıfta da bütün ALES, KPSS, DGS, e, YKS kitapları yeni çıkmış denemeleri o zamanlar daha yeni yeni palazlananlar da oluyordu. Hepsini tarayarak da ilk yüze giren öğrencim oldu. Ben bunu güvenemeyeceğim için, bilemeyeceğim için ben risk atmıyorum. Çalışırken öğrencilerle çok fazla yükleme yapıyorum. Bu bizi patlatmıyor, hep avantaja götürüyor zaten. Hani ya hocam çok yükleme yaptık ve patladım diyen öğrenci olmadı ama fazla kendime güvendim deyip patladım diyen öğrenci oluyor. Ben o riskleri sevmediğim için genel benim çalışma şeklim her şeyi dikkate alma şeklinde arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ee, bu şekilde sizin varsa sorularınız eğer yardımcı olabileceğim bir şey olursa bu tabii ki bu gruptaki öğrencilerimizin soruları farklıdır. Şeyi belirtmeniz lazım bana soru sorarken ama atıyorum 110 netteyim, 107 netteyim, AYT'de 75 netteyim falan. Yoksa hani hocam benim şu an netim AYT'de 60, HYT'de de 98 ben işte ilk yüze hedefliyorum diye değil. Şimdi bu gruptan şey yapmamız lazım. Çünkü belli başlı yardımcı olabileceğim şeyler olursa ne ala. Bununla alakalı barıştıran matematik ve bence ben canlı yayınlarını bazen yemekteyken, e, yolda yürürken falan dinliyorum. Ondan da öğrenebileceğiniz şeyler vardır diye düşünüyorum. Onu da dinlemenizi öneririm. Şimdi geldik ikinci gruptaki arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar, burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bu net ban 15 tane böyle 30 arasında gidip gelen böyle bazen düşen bazen yükselen öğrencilerimizde Bazen böyle biraz açıkçası şey görebiliyorum. İsyan modu ya da böyle biraz kibire kapılma hafiften. Bak bunlara çok şahit oluyorum. Çok davranışlar belli olup birbirine benziyor çünkü. Diğer taraftan da bazı şeyleri önemsememe, bazı şeyleri kulak ardı etme. Biraz bahanelere sığınma ihtimali de olabiliyor. Yapar, yapıyorsunuz hepiniz diye demiyorum ama bunları... Bunlara sahipseniz bu sizin için bir sinyaldir dikkatli olmanız lazım. Sınava kalan yaklaşık bir aylık zamanda arkadaşlar, hepinizin benliğine e, özelliklerine saygı duyuyorum ama sınav YKS sıradanlığı da içerdiği için arkadaşlar biraz düzlük önemli oluyor. Burada ben böyleyim hocamları bu zamanlar bırakmalısınız. Ya ben böyleyim bunlar gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bak bunlar benim var ya tüylerimi diken diken yapıyor. O yüzden en başta hani bu özel bir mevzu olduğu için bu konuda anlaşalım. Ee, güvenmediğiniz öğretmense boşver dinleme. Güvendiğin öğretmense ona saygı duyup onunla birlikte devam etmek zorundasın. Bu dakikadan sonra bu biraz koçluk yani şş, fut, spor anlamında söylüyorum. C-O-A-C-H yani İngilizcesi o manada teknik direktörlük. Ve yanında da e, çıraklık, artık sporculuk ne derseniz deyin. Danışan ve danışılan şeklinde iki model var burada. Danışılana saygı duyacaksın, danışan olarak yoluna devam edip güvenmek zorundasın. Güvenmiyorsan ben tek başıma giderim diyorsan da o zaman bunu tercih etmek zorundasın. Bunlar çünkü ihmal edildiği için de biz problem yaşıyoruz. Bilgi tecrübe sorguluyorsan bence o insanı dinleme. Ya da öbür türlü de sorgulama yoluna devam et. Çünkü arkadaşlar bu sınav çok teknik bir sınav. Teknik sınav olduğu için de oyunun kuralları bellidir. Bu kurallar belli olduğu için de sen istediğin kadar ben şöyleyim ben böyleyim de, de adımları belli oluyor. Detaylar fark edebilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Sen iki tane soru bankası çözersin. Ee, öbür arkadaşın üç tane soru bankası çözer. Ama sen kriter değilsin, öbürü de kriter değil. Öğretmen kriter orada. Ee, neden bunu söylüyorum? Çünkü genel bir davranışı söyler sana, sen oradan çekip kendine uygun olan alırsın. Bu şu demek değil tabii ki, ya öğretmenleri şeksiz şüphesiz dinleyin. Aa, hangi öğretmeni dinleyeceksin? Bu da o zaman, madem hani kendine güveniyorsun, o zaman dinleyebileceğin öğretmeni de ayırt etmen lazım. Bunu baştan uyarmam ve söylemem gerekiyor. Çünkü boğulduğumuz detaylar diğer şeyler değil, bunlar oluyor. Ben yorumlarda bile seziyorum arkadaşlar. Başladı mesela. Bu mevsimlerde şu başlıyor. O ÖSYM tarzı değil. Bu ÖSYM tarzı. Bana bu yanlış anlamayın ama bazen biraz hadsizlik olarak geliyor. Çünkü bu benim e, ciddi anlamda böyle beni sarsıyor. Sınava giriyorsunuz. Sınavdan sonra o durumları görüyorum ya ben. O yüzden de bunu hani biraz hadsizlik olarak düşünüyorum. Bunu da hani özellikle belirtmem lazım arkadaşlar. Buna... Çünkü ben şunu önemsiyorum arkadaşlar ben burada sizi şu an mutlu etmek için durmuyorum mesela. Ben seni sınavda iyi bir net yap yapmanı ve o zaman mutlu olman için duruyorum. Ve bu anlamda sürekli buna kafa yorup analizlerim buna göre yaptığım için e, hatasız oynamaya çalışıyorum Çünkü burada arkadaşlar hatasız oynayabileceğim bir e, düzende çalışıyorum onu da söyleyeyim hani diğer öğretmenleriniz de böyle çünkü atla deve değil ki ya yani bu işe önem vermek. Şey gibi düşün ya. Tavuklu pilav yapmak gibi. Eğer düzgün yaparsan tavuklu pilav hep iyi oluyor. Yani üründen kaçarsan, yanlış ürün kullanırsan, eğer kötü ürün kullanırsan, insanları kandırırsan, muadilini kullanıp gönen yerine atıyorum gidip ithal bilmem ne pirinci kullanırsan olmuyor. O yüzden bir de yani tecrübe. Ateşi nasıl ayarlayacaksın? Hangi anda tavuğu koyacaksın? E, suyunu nasıl kaynatacaksın? İçine bir şey koyacak mısın? Birinci haşlarken ölçü el ayarını ayarladın mı yılların tecrübesi? Ölçülü mü gidiyorsun yoksa hissetme sistemine göre mi gidiyorsun? Herkesin tarzı farklı. Bunlara dikkat edince oluyor. Bu da öyle arkadaşlar. YKS'de gerçekten bir Güzel kaliteli tavuklu pilav yapmak gibi bir öğretmen için. O yüzden buna dikkat etmek bir yandan zor değil. Ama bir yandan da bazen insanlar işine önem vermediği için. Hayatındaki durumlarından dolayı ve kendi psikolojik yapısından dolayı. Bu yüzden problem oluyor. İnanın bunu söyleyeyim yani. O yüzden sizin de bu bizim e, başta söylediğim gibi. E, dikkat ettiğimiz şeylere. Zaten hazır sunulmuş şeylere. Sizin de dikkat etmeniz gerekiyor ve yolunuza devam etmeniz lazım. Mırın kırın yapmak. Mızmızlık yapmak, yani tabirleri söylüyorum hep bunları. Belli başlı şeylere dikkat etmemek bizi geri düşürür. Ve sonra şunu dersiniz, ya of hocam ya böyle yolda karşılaşıyorum bazen öyle öğrencilerle. Başını falan eğiyor konuşurken ama ben yani konuştum sana diyesim geliyor öncesinden. Bak hocam bir de o zaman itirafları ben sevmiyorum. Hani hocam itiraf etmeliyim ki evet bunu bunu demiştiniz ama ben dinlemedim ve evet böyle oldu. Ya bunu ben duymak istemiyorum ki gerçekten mutlu olmak istiyorum sonunda. Haklı çıkmak orada insanı mutlu etmiyor ki. O yüzden bunu en başta uyarıyorum. Bu çok önemli mevzuydu. Resmen buna bak 5 dakika ayırdım. Gelelim diğer mevzulara. Arkadaşlar sizin e, konu eksikleriniz de oluyor belli yerlerde. E, bir sürü öğrencinin yorumlarından da görüyorum zaten. Senin konu eksiğin de var. Bunu ihmal etmemelisin. Bir kere deneme çözerken, seri deneme çözüyorsunuz ya, 3-4 tane deneme çözüyorsun, 5 tane deneme çözüyorsun. Sen bir haftada 4 tane, atarak söylüyorum bak, 4 tane matematik branş denemesi çözsen, sana eksiklerini söylüyor ki, sen onu dikkate alıyor musun? O önemli. Değişkenlik arz eder tabii ki. Sınavda zordur, kaliteli bir fonksiyon sorarım, onu yapamazsın. Anlarım ama senin gibi eksiği olan öğrencilerimizde bu belli oluyor. Yani o sınavda istisnai olarak fonksiyon çok zor olduğu için ekstra kaçıyor... Ama diğer taraftan da e, hep belli yerler var. Mesela ya soruda zorlanıyorum, marş geç basıyor ya da direkt patlıyorum. Bunlara dikkate al. Lütfen gerekirse konu çalış. Hocam ben konuya düzgünce en az bir kez çalıştım diyorsan da... ...mesela benim kanaldaki tekrar videolar, videoları ciddi anlamda işini görecektir. Bir, 2024 hem PDF'li olduğu için katkı sağlar... ...hem mini konu izleti yapıyorum katkı sağlar... ...ama bence senin gibi bir öğrencinin 2024 ayeti tekrardan sonra atıyorum... ...nereye gelmesi lazım açıklama kısmında her tekrar videosunun açıklamasındaki önceki faydalı tekrar videosundan da yararlanmalısın. Bak o zaman şunu göreceksin. Aslında sen birçok şeyi eksik biliyorsun. Birçok yeri yanlış düşünmüşsün. Hatta buna parabol gibi bazı temel yerler bile dahil. O yüzden bunu hallettiğin zaman netlerinde beklediğinden daha iyi e, yükselmeler göreceksin. Diğer taraftan arkadaşlar, sizin için tabii ki çıkmış sorularda önemli olacağı için ee, son böyle iki hafta kala, 3 hafta kala onu size bırakıyorum. 3 hafta kala da olabilir, iki hafta kala da olabilir ama son bir haftaya bırakmamaya çalışın. Ee, çıkmış soruları güzelce bir daha deneme formatında çözerek onları e, ihmal etmeden oradan da çözemediklerinizi öğrenmeniz lazım. Burada bir parantez açmam lazım. Ben Paraf yayınlarıyla biliyorsunuz bir çalışma yaptım. Ve bu çalışma aslında her öğrenciye hitap etmiyor. Bunu da söyledim. Orada bazıları yanlış anlamış, bazıları hani belki olumsuz da düşünmüş yaptığımız çalışmadan dolayı. Fenine, Türkçesine, sosyaline bir şey diyemem. Ben Oğuz'la orada birlikte bir çalışma yürüttüm. Onu yani bir nevi e, ona önerilerimi sundum ve neler yapması gerektiğini söyledim. Bir de kendi yaptıklarımı biliyorum. Bir, o çalışma arkadaşlar sınav sorularının neredeyse kopyası, benzeri artık ne dersen de işte gölgesi yani. E hocam bu kadar benzer soruları niye çözüyoruz? Bak senin netindeki 15 ile 30 arasındaki öğrencilerimiz daha düşük netli olanlar da olabilir. Yani ortalama bir şey söylüyorum siz kendinize göre düşünün. Bilgi eksikliği bazı yerlerde var. Tecrübe eksikliği var. Bazı soruları yanlış düşünüyorsun farkında değilsin. Konu eksiğinde var ya bir de çıkmış sorulara da nasıl yaklaşacağını bilmiyorsun. Çünkü hani ee, çoğu zaman onları böyle farklı farklı zamanlarda görüyorsun ama bir sınav formatında görmüyorsun. O zaman bir de benden de dinlemedin açık söylemek gerekirse. Benim bakış açımdan onları bir kez görmen çok kıymetli. Buna ihtiyacın olduğunu ben biliyorum. E burada ben bu anlamda şunu da söyleyeyim. Bunu almak zorunda değilsiniz ki. Ben aslında onu bir fırsat olarak değerlendirdim. Orada durum şu. Ben o çıkmış soruları kanalıma koyuyorum. Bak ne güzel. Sen analizini, ilk 5 dakikada analizini dinleme şansına sahipsin. Durdurup zaten çıkmış soruların çok benzeri olduğu için e ee, istersen al çıkmış soruları yanına. Oradan taktiği kap sonra kontrol et. iki hafta sonra o çıkmış soruları bir daha çöz. Bak bu şekilde yani o büyük bir fırsat aslında. İster kitap al. Ha bu arada kitap da şundan dolayı arkadaşlar. Ee, üzerine çözmek isteyen arkadaşlar ne yapacak? O kitabı oradan satın alacak. Tabii ki biliyorum belli yayınların biraz daha diğerlerine göre ucuz veya pahalı olduğunu. O da arkadaşlar teknik bete, detay inanın. Yani ben kendim de kare'den çıkardığım için biliyorum. E şimdi belli yayınlar var baskı adedi atıyorum 500 bin oluyor öbürünün sadece 20 bin 30 bin bandında oluyor e doğal olarak malum hani, sirkülasyon çoksa ucuzlar azsa pahalanır ya biraz onunla da ilişkili o yüzden ben onlara bak hiç muhatap olmuyorum sadece her çalıştığım yayında şunu hep öneriyorum bakın hani öğrenciler bunu alıyor belli anlamda bazen maddi sıkıntılar da yaşıyorlar yani hani bunlarda eğer kırmama imkanı varsa hani masaya oturduğum zaman diyorum ki bak Burada hani pazarlık gibi düşünmeyin. Ya sonla yaparız muhabbeti yaptırmayın. Yapabildiğiniz en uç noktada lütfen bunu yapın. Ee, İndiriminizi olabildiği kadar sağlayın. Ya öğrencileri kırıp dökmeyin yani bu mevzulardan dolayı. Siz anlıyorum bu bir ticaret. Şartları da anlıyorum. Özellikle mesela benim kitabım mesela Kasım ayında basıldı arkadaşlar. Ekim ayında pardon Ekim ayının sonunda. O zamanın üzerine şu an basılan bir kitabın yani şu an basılırsa en az bir yüzde kırk benim bildiğim zam geldi. E, baskı maliyetine e, o da ciddi yansıyor örnek veriyorum benim bu sene kitabımı 240 liraya alıyorsun seneye mümkün değil ben en az onu 360 lira falan olarak görüyorum ve burada e, aslında e, şeye de cebime benim para girmediği için ben tabii ki gönül ister o kitap 150 olsun ben sürümden kazanayım bu durum bak gerçek manada böyle o yüzden hep ne biliyor musunuz ben belli yayın toplantılarına girdiğim için biliyorum. Hani hocalardan da Allah razı olsun belli şeylerde belli hocalar. Hani isim vermeyeyim şimdi birini söyleyip diğerini söylememek gibi olur. İnanın insanlar hep bu şeyin pazarlığında. Ya bir 20 lira daha indirelim. Çünkü bak orada şöyle. Ben hem hani kendimi düşünsem sürümden kazanmak isterim. Diğer taraftan da öğretmen insanların önemli bir kısmı vicdanlı oluyor arkadaşlar. Çok fazla insanla muhatap olunduğu için. Doğal olarak orada bak şey diyorsun. Ya üzmeyelim çocukları ya. Ben onun vicdani yükümlülüğünü kaldıramıyorum. O yüzden bu konuda da hani bir şey diyemeyeceğim. Bunu da bir açıklama yapmış olayım. Ama ne oluyor? Üzerine yazmak isteyen mecbur o kitabı almak zorunda oluyor. O zaman artık hani ona dileyen alabilir tamam mı? İhtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Önce oradan senin netlerindeki bir öğrenci TYT'lere bir daha benim bakış açımına bakıp kendine yorum becerisi katmalı. Sonra iki hafta sonra e, sınava iki hafta kalıda bir daha aynı soruları çözmeli. Bu böyle bir şey. Ama ben bunu tercih ederim, etmem özgürlüğünde var. O yüzden bir şey olduğu zaman baskı hissetmeyin. Yani yapmalısınız arkadaşlar. E tamam yapmayabilirim canım, bu zamana kadar böyle bir çalışma yoktu. Öğrenciler başarısız mı oldu? Bu biraz daha benim sana kanalda sunabileceğim hizmet namına. O yüzden almak istemiyorsanız da hepinize önerim. Lütfen videolardan kesinlikle belli başlı özellikle sorulara dikkat ederek e, atıyorum. Ee, örnek vereceğim şimdi tamamen aklıma gelmedikçe örnek. 2020'nin termometre sorusunu bir aç benden dinle tamam mı? Uzun çözümü gör, oradaki matematiksel çözümü gör. Ya da her sınavın ilk 10 sorusunu benden bir dinle. Bazılarında deneme yanılma yapıyoruz. Bazılarında hızın ne kadar önemli olduğunu göreceksin. Yani çözmenin yetmediği sorular var. Ben sohbet de ediyorum sorularda. O yüzden bunu söylemiş olayım. Burayı bu parantezi de kapatıyorum. Arkadaşlar sizin e, dediğim gibi bu Soru Bankası, heh, ona da geleyim. Soru Bankası mevzusunda da şunu söyleyeceğim. Alıp bir tane Soru Bankası'nı baştan sona bitir demiyorum sana güzel kardeşim. Şuna dikkat et. Senin yapman gereken şey tespit, tespit. Hasar tespit raporu gibi yani bir nevi. Eksik tespit raporu. Denemeler çözeceksin, çöz zaten. Haftada en az iki tane genel TYT denemesi, branş denemesi de yanına çözebildiğin kadar, atabildiğin kadar. Ya günde atıyorum iki tane AYT Matematik denemesi çözebiliyorsan seni durduran ne? Çöz gitsin. Ama şuna engel olmayacak. Benim varsa konu eksiğim çözeceğim. Ee, bitirmem gereken yerler varsa bitireceğim. Bak şunları duyuyorum. Hocam ben türevi VDD'den bitirdim. Yani video destekli defterden, konu anlatımından. Ee, çok soru çözmedim. Şuradan yapsam ne olur? Hayır olmaz tabii ya. Limit türevi integral en önemli. Çok fazla sorusu çıkan konular. Burada çok fazla soru çözmen lazım. Eğer çözmediysen tabii ki soru bankasının klasik sorularını çözeceksin. ÖSYM tarzında soruları çözeceksin. Deneme çözmeye de devam edeceksin. Bak bunları pas geçmeyelim. Hocam ben örnek veriyorum şimdi. Ee, kanunu adına atalım. Logaritmaya konu anlatımından çalışmadım. Tekrardan halletsem olur mu? Tamam boş ver. Yani boş ver biz kapatalım dükkanı gidelim diyesim geliyor. Arkadaşlar sınavın kalan bu yaklaşık hani 35 gün mü 40 gün mü ne derseniz deyin. Ortalama 40 diyelim. Attım şimdi ben tamam mı? Bu süreç eksik kapatmak için bunu çalışmak için yeterli ki. Çalıştığın konu sayısı çalışmadığından fazla olduğu için telaşa kapılma. Eksiğin varsa tabii ki gidereceğim. Şöyle düşün bir de. Bunları giderirsem netlerim artacak. Bunları gidermezsem netlerim artmayacak. Etrafa bakmayacaksın. Milletin yorumuna aldanmayacaksın. Bu dönem millet birbirine olumsuz etkiler bak. Yüksek yapar düşük gösterir. Düşük yapar yüksek gösterir. Kafan karışır. Moralin bozulur. Canın sıkılır. Bunlardan insan etkilenir de bu arada. Sen bu kadar uğraşıyorsun bazen belki 20 nette tıkanıyorsun. Öbürü belki yaptığı 2-3 hamleyle 30'ları geçti. Bunlar da moral bozar. Bu yüzden sen kardeşim kesinlikle kendine bakmak zorundasın. Etrafa baktığın an düşersin. Kütüphanede, okulda, sınıfta nerede çalışıyorsan çalış. Çalış kendine şunu salık ver. Bak kardeşim ben kendimden sorumluyum. Evet benden iyiler var. Bunu niye kabul etmiyorsun ya bu arada? Bu rahatlıktır arkadaşlar. Kendinden iyi olabilecek insanların olduğunu bilmek senden daha zekilerin olduğunu bilmek. Senin mükemmel bir varlık olmadığını bilmen büyük bir rahatlık ki. Sen kendi kendine eziyet ediyorsun. Eksik ve kusurlu bir varlık olduğunu kabul edebilsen ah keşke. Edebilsen inan daha fazla ilerlersin. Ama insan maalesef kendine yeniliyor çoğu zaman. Bu çok üzücü bir gerçek. Ama disiplinli olursan, sayısalsan, matematik değil sadece feni ihmal etmezsen fende çok güzel netler yatıyor. E, bu netlerdeki arkadaşlarımız matematikten dolayı bazen batmıyor, fenden dolayı batıyor. Eşit ağırlık öğrencilerimiz matematikten dolayı değil bazen sen sözelden dolayı batıyorsun ya. Bu kadar zaman da senin çok iyi sınav çalışman için yeterli. Diğer mevzu da şudur: e, iyi yayınlar dediğimiz yayınlar var ya. Artık burada sıradanlığa gerek yok. Daha öncesinde de söylemiştim. 3, 4, 5 orijinal 3d yayınları. E, bilgi sarmal, deneme anlamında söylüyorum tamam mı? E, rasyonel yayınları, metin, aklıma ilk gelenler, apotemi bunlardan çözebildiğiniz kadar çözün. Daha öncesinde söylemiştim bir de hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Deneme öğretmez geliştirir onu da belirteyim. Tabii ki oradan belli kendine kattığın şeyler olur. O yüzden diyorum varsa eksiğin şu tekrarlardan gider. Hangi hocadan olduğu önemli değil burada. Hangi hocadan daha iyi anlıyorsan oradan devam edebilirsin. Burada arkadaşlar artık hani belli başlı şeylere takılmamak lazım. Ee, ben açık söylemek gerekirse dinlemeyi bilen birinin her hocadan bir şey öğrenebileceğini düşünüyorum. Her hocayı dinleyin manasında değil. Hani ben ondan öğrenemiyorum, bundan öğrenemiyorum oluyor. O da yine seninle ilgili biliyor musun? Zaten hayatındaki ilerleyen zamanlarda bunu anlar mısın bilmiyorum ama ben söyleyeyim. Zihninde bir ee, çentik olarak kalsın. Hayatta yaşadığımız şeyler... Çevresel faktörlerde maruz kaldıklarımızı devre dışı bırakarak söylüyorum. Hayata bakış açımız bizim e, tarzımızdan dolayı arkadaşlar birçok şeyi biz o tarzımız ve hayatı bakış açımızdan dolayı yaşıyoruz ve tecrübe ediyoruz. O yüzden burada algılama biçimin anlama biçimini de belirliyor. Ben e, ön yargısız olmanın çok katkı sağlayacağını, bu dönemde egoyu, kibiri bir kenara bırakmanın çok ciddi katkı sağlayacağını. Şimdi oraya da gelelim uyku ve beslenmenin de bu dönemden sonra önemli olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş alışkanlıklarınızı sabah sınavın 10-15'te ya da 10 muydu 10-15'te değil mi 10-15'te başlayacağı duruma göre ayarlayıp sabah erken kalkıp orada belli bir çalışma yapıp sonra 10-15'te e, hani deneme bir tane haftada en azından 2 veya 3 tane denemeyi o saatte çözmeye çalışmak genel TYT denemesinin mantıklı olabilir. Kendimi psikolojik olarak sınava da hazırlamış oluyorum bak bu da önemli. Yani mental olarak da hazırlıklı olmak çok kıymetli bizim için. Ama teknik detayları atlamadan deneme çözeceksin. Sayısını sana bırakıyorum AYT branş denemesini çünkü vaktine bağlı. TYT genel denemesi benim için en az iki, 3 tane olursa iyi olur ama iki tane bir haftanın başı bir haftanın sonu bence önemli. E, ve genel deneme olarak çözülmesi önemli. Branş denemelerinde bazen vakit problemi yaşayabilirsin ama genel denemede yaşamaman gerektiği için orada sınav formatında çözmek çok kıymetli. Bunları imkan dahilindeyse genel denemeleri bir kurumda girmek. Bak imkan dahilindeyse. Im değilse kütüphanede girmek. Sessiz olan bir kütüphanede ama. Kütüphaneye gidiyorum ben bazen arkadaşlar. Çünkü benim de e, bazen hani e, bir o, bir yerde işim oluyor. Ara dönemi değerlendirmek adına bir kütüphanede vakit geçiriyorum. Ya gelen öğrenciler bazen üzüyor beni. Sohbet, muhabbet ve saçma sapan geçiyor. İnşallah benim gördüklerim yanlış ve az örnektir. Tüphaneye gidiyorsan, arada sosyalleş tabii ki buna ihtiyacım var. Yani 7 saat çalışırken 1 saat sohbet etmek çok güzel. 5 saat gidiyorum, 2,5 saat sohbet ediyorum. Bu doğru değil. Gerçekleri de konuşmamız lazım. Bugün bir nevi gerçekler günü. O yüzden arkadaşlar, bunu hani bir nevi sizinle karşılıklı oturup sohbet ediyoruz ve uyarılarıma dikkate alacağınızı e, düşünerek yaptığımı düşünün. O yüzden bunlardan vazgeçeceğiz. Kurallara riayet edeceğiz. bu e, çünkü artık bu kural odaklı bir yere geldi. Kuralına uyan başarılı olur. Kuralına uymayan başarısız olur noktasındayız. Ve kurala uymak zor değil. Kendimize yeter ki yenilmeyelim. Tamam buna dikkat etmemiz lazım. Eksi, son olarak bir daha tekrar ediyorum. Bilgi eksikliğin, konu eksikliğin varsa korkma, çalış. Gününü örnek veriyorum 3'e böl Deneme çözeceğim. Ee, ...konu eksiğimi gidereceğim ve sonra soru çözeceğim. Bazen de ikiye bölebilirsin. Deneme çözeceğim ve bilgi eksikliğimi gidereceğim. Yani iki veya üçe bölgünlü. Birini yapınca diğerini yapılmaz diye bir şey yok ya. Bak hep bazen onu görüyorum. Onu mu yapmalıyım onu mu yapmayalım? Ne oluyoruz? Niye öyle kendine eziyet ediyorsun? Denemeyle başla. Günün belli bir kısmı bitti zaman olarak sonra git e, bilgi eksikliğini gider. Ya da tam tersi. Bilgi eksikliğini gider sonra denemene geç. Ben açıkçası ilkine daha çok öneririm. Hani denememi çözdüm, biraz rahatladım, kafamdan o soru işaretleri gitti. Denememin analizini yaptım. Analiz vakit kaybı değildir. Analizden kastım hep nedir söylüyorum, bir daha tekrar edeceğim. Sorulara bir daha bakmak yapamadıklarına, boşlara bakmak. Önceki denemelerdeki yapamadıklarınla kıyaslamak acaba hep aynı yerlerden mi patlıyorsun? Sonra onun video çözümlerini izlemek. Bazıları çok önemliyse dilersen fotoğrafını çekmek ya da tarzını sana bakıyorum, bırakıyorum bir kenara ayırmak. Bu kaliteli çok sağlam bir daha çözeyim diye değil. Bazıları uyarı verir. Bak ben burada patladım dersin. Sonra bir daha onlara bir göz gezdirmek. Aslında hep biz psikolojik olarak mental olarak da sınava bak böyle kendimizi hazırlamış oluyoruz. Tamam mı? Bu bizim için gerçekten e, olması gereken. Sonra da artık günün o geri kalan kısmında da ne yapacaksın? E, unuttuğum bir konu varsa evet bir daha bakacaksın merak etme daha hızlı biter. Yani ya emin ol logaritmaya eskiden atıyorum 20 saat çalıştıysan şimdi 7 saatte halledersin ya. Problem yok yani. Sen kendi gözünde büttüğün için hata yapıyorsun. Ve patinaj yapıyorsun bak ben bunu istemiyorum. Ve eksiklerini halledersen netlerin yükselecek. Deneme çözeceğin için değil aldanma. Deneme netlerini yükseltmez. Eksiklerini kapatıp öyle deneme çözersen sana katkı sağlar. Sonra dersin ki Soru bankasını çözüyorum, denemede çözemiyorum ya niye böyle oluyor? Netlerim de hep bir yerde tıkandı. Bir de son olarak şunu belirte, belirteyim arkadaşlar. Bu iş kapasite de işi aynı zamanda. Bunu bilemeyiz. O yüzden çok çalışmalısınız. Bak kapasiten düşük, bu yüzden netlerinde mi düşük? Kapasiten iyi, belli yerlere belli şeylere riayet etmediğin mi netlerin düşük? Bunu bilebilir misin? Bilmek de istemezsin bence. Kimse şunu düşünmek ister mi? Ya Güzel kardeşim, senin kapasiten düşükmüş, o yüzden netlerim böyle. Bunu duymak istemem ki ben. Acı gerçeği daha sonra, şu an duymama gerek yoksun ama bir ay kala. O zaman acı gerçekleri duymaya tahammülüm olmayacağına göre benim o zaman gerçekten kendimi şöyle şey yapmam lazım. Ya ben aslında çok iyi kapasitedeyim ama çalışmamamdan ve eksiklerime bakmamamdan dolayı gidiyor netlerim. Bunu düşünürüm. Emin olun arkadaşlar sınavda üzerine düşen üzerine düşeni yapanlar hep potansiyelin üstünde başarı sağlıyor. Net anlamında değil çünkü o net sınava bağlı bir şey. Ama atıyorum senin net hedefin 10.000 sıralamada bir bakıyorsun 8.000'de görüyorsun kendini. Neden? Üzerine düşeni çok iyi yaptığın için. Yani şans denilen o faktör var ya çalışana geliyor. Kader, kısmet bunların hepsi çalışanın ayağına böyle resmen kırmızılı serilir gibi seriliyor arkadaşlar. Ama vicdanen rahat olmadığında onların hepsi de insanı patlatıyor. Bizim netlerimiz ne olursa olsun vicdanımızın rahat olması gerekiyor. Bunun için de günün her bir dakikasını iyi değerlendirmemiz lazım. Uzanırken ders odaklı bir şey bakabilirsin. Tabi arada kendini rahatlat. Ama saatlerce değil. Beni şu an ne rahatlatırdı öğrenci olsam biliyor musun? Sürekli üzerime düşeni yapmak. Üzerime düşeni yapmanın daha fazla rahatlatacağını düşünüyorum. Bugün strese sokar ama ya gece yattığım zaman şöyle olur. ''Abi ben bugün ne yaptım helal olsun lan bana falan dersin yani anlatabiliyor muyum?'' Dolayısıyla burada e, üzerinizde düşeni yaparsanız günden güne kaygınız, endişeniz azalmayacaktır. Sınav yaklaşıyor ama sınav günü yaklaşınca o iki gün kala içinizin rahat ettiğini görürsünüz. Ben hep öğrencilerimle konuşurum sınavdan önce her yıl ve hep çok şükür biz şu cümleleri duyarız. ''Hocam ben üzerime düşeni yaptım benden bu kadar valla artık ne olacaksa olsun.'' Bu inanılmaz bir rahatlıktır. Bu rahatlığı elde etmek için bak bu kadar dakikadır konuşuyorum. Senden ricam lütfen konu çalışmalarını, tekrar çalışmalarını ihmal etme. Sadece matematiğe çalışmadığını unutma. Eşit ağırlıksan sosyali çalış. Fen sende lütfen şu feni hallet. Fen nankörlük yapmıyor. Çalıştığın an karşılığını alıyorsun. Bunu da belirterek bitireyim. Sonra yine görüşürüz iyi çalışmalar.